Biyoçeşitliliği korumanın seçimlerden ibaret olduğu hakkında daha önce de konuşmuştuk. Bu seçimler hangi biyoçeşitliliği korumamız gerektiği ile alakalı çok zor kararlar vermemizi gerektirir. Maalesef artık doğal hayatın hemen hemen hepsi insan aktivitelerinin tehdidi altında olduğu için neyi daha önce korumamız gerektiği konusunda seçimler yapmak zorunda kalıyoruz. Her şeyi korumamız ne yazık ki mümkün değil. Elimizde hangi kriterlerin ve hangi araçların olduğu konusunda süre gelen bir tartışma var ve bunun sebebi yapacağımız seçimlerin ekosistem hizmet ve fonksiyonlarını maksimize eden akıllı seçimler olmasını sağlamak. Korumamız gereken sadece bir tür mü yoksa bir ekosistem mi olmalı? ekosistemi ya da habitatı hala risk altında olan bir tür tam anlamıyla korunmuş ve kurtarılmış değildir. Yani bu türlerin hepsini bir hayvanat bahçesine koyabilir ve soylarını uzun bir süre devam ettirmelerini sağlayabiliriz. Ama bunun ne gezegenimizin işine ne de bizim işimize yaradığını söyleyemeyiz. Fonksiyonel olan ekosistemlerin kurtarılmasına odaklanmak zorundayız. Ekosistemin kendi kendisini devam ettirebilmesi için fonksiyonlarını yerine getirebilen organizmaların doğal habitatlarında kalmaları gerektiği konusunda hemfikiriz. Kendi kendine yetebilen bir etkileşim ağı içinde birbirine bağlı ama yerine getirdikleri fonksiyonlar konusunda da birbirinden ayrılan türlere ihtiyacımız var. Kısıtlı kaynaklar arasında olan zaman, para ve kullanışlı alanlar yüzünden biyoçeşitliliği korumak adına hangi ekosistemlerin diğerinden daha önemli olduğuna karar vermek zorundayız. Peki bu seçimi nasıl yapacağız? Bu cevap vermesi oldukça güç bir soru ama yaşamakta olduğumuz 6. kitlesel yok oluşun giderek artan hızı yüzünden cevabı bir an önce bulmak zorundayız. Bilim insanları, sağlıklı ekosistemlerde değişik türler arasında farklı ilişkiler olduğunu ve bunun da biyokütle üretimini artırdığını bulmuşlardır. Bu, bilim insanlarının konuyla ilgili yapabildikleri ölçümlerden biridir. Sağlıklı ekosistemler, sağlıksız ekosistemlere göre daha fazla biyokütle üretebilirler. Daha fazla biyokütle, o ekosistemde daha fazla organizmayı destekleyecek, temel ve bir şey yapılmadığı sürece iklim değişikliğini hızlandıracak olan karbonun da daha fazla miktarının tutulması anlamına gelir. Tüm bunlardan dolayı bir ekosistemde daha fazla biyokütle olması çok faydalıdır ve ekosistemin sağlıklı olduğunu gösterir. Son dönemde yapılan kontrollü deneyler, uzaktan akraba olan organizmalardan oluşan ekosistemlerin biyokütleyi artırdığını kanıtlamıştır. Bunun sebebi, uzaktan akraba olan bu türlerin birbirinden farklı ve kesişmeyen nişlerdeki fonksiyonları yerine getirmeleridir. Bir başka deyişle bunlar, ortak ataları yüzünden benzer ağız tatlarına ya da o ekosistemin benzer kaynaklarına ihtiyacı olan Yakından akrabalarıyla rekabet içindeki türler gibi değillerdir. Peki sizce türlerin birbirleriyle uzaktan mı yoksa yakından mı akraba olduklarını nasıl anlayabiliriz? İşte bu noktada filogeni yani soy bilimi ya da evrimsel soylar devreye giriyor. Hangi ekosistemi nasıl korumamız gerektiği hakkındaki zor kararları verirken bu aracın bize nasıl yardımcı olabileceğini küçük bir örnekle açıklamak istiyorum. 3 tane göl olduğunu düşünün. A gölü, B gölü ve C gölü. A gölünde 4 tür balık olduğunu varsayalım ve bunları da A1, A2, A3 ve A4 olarak adlandıralım. Buna ek olarak B gölünde de 4 farklı tür balık ve son olarak C gölünde de 4 farklı tür balık olduğunu düşünelim. Şimdi o bölgedeki yerel yönetimin bu göllerdeki sağlıklı ekosistemleri korumak istediğini ama kısıtlı bütçe ve kısıtlı iş gücü yüzünden kurtarabilecekleri göllerin sayısının da ne yazık ki sadece bir tane olduğunu varsayalım. Bu durum tabii ki de bir sorun teşkil ediyor. Kararı nasıl verecekler? Tür zenginliğine bakamayız çünkü 3 gölde de 4 farklı çeşit tür var. Evet, kısıtlı kaynakları hangi göle aktarmamız gerektiğine nasıl karar verebiliriz? İşte bu noktada filogenetikten yararlanacağız. Nasıl mı? Göllerdeki 12 balık türünün hepsini inceleyeceğiz ve moleküler ve morfolojik açıdan en yeni ve en gelişmiş metotları kullanarak bu balık türleri için filogenetik bir ağaç hazırlayacağız. İncelemeler sonucu hazırladığımız filogeni ya da yaşam ağacında A gölünde yaşayan balıkların birbiriyle çok yakından akraba oldukları görülüyor. Aynı durum B gölünde yaşayan balıklar için de geçerli. C gölündeki balıkları incelediğimizde ise, aralarından bir türün A gölünde yaşayan balık türleriyle, bir diğerinin B gölünde yaşayanlarla yakın akraba olduğunu, diğer ikisinin ise birbiriyle yakın ama A ve B gölünde yaşayan türlerle uzaktan akraba olduklarını buluyoruz. Bu inceleme sonucunda, C gölündeki evrimsel farklılaşmanın ya da çeşitliliğin, A ya da B gölündekinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Bu durumda, eğer farklı nişlerde fonksiyonlarını sürdürerek biyokütle üretimini ve ekosistem sağlığını artıran farklı türleri korumak amaçlanıyorsa, yerel yönetim kısıtlı kaynaklarını C gölü ekosistemini korumak için ayırmalıdır. Gerçekte olanlar tabii ki sadece türlerin birbirleriyle olan yakınlıklarını incelediğimiz bu örnekteki kadar basit değil. Gerçek hayatta neyi korumamız gerektiğiyle ilgili kararlarımızı etkileyen, bir ekosistemdeki toplam tür sayısı veya o ekosistemin sunduğu hizmetleri de kapsayan başka faktörleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu videoda size çok önemli ve bilimsel bir araç olan filogenetik soyların incelenmesinin farklı ekosistemlerin içinde yaşayan türlerle alakalı olarak farklı üretim seviyelerine sahip olduğunu anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu anlatmaya çalıştım. Karşılaştığımız büyük problemler ve koruyabileceğimiz kadar şeyi koruma sorumluluğu yüzünden, bu yeni bilimsel araçlar bize zor seçimlerle karşılaştığımızda yardımcı olabildikleri için çok mutluyum. Şüphesiz ki, yaşam ağacındaki türler arasında ekolojiye en çok zarar vereni olduğumuz için, biz insanların sebep olduğu biyoçeşitliliğin azalmasına etki eden faktörleri ortadan kaldırmaya yönelik her yolu denemeliyiz.